Dik otur dedem. Rahat soluklanırsın. Hadi. Hadi kalk. Evladım, Rüyü revir yaptığını duyunca evden hemen ilaçları, gazlı bezleri aldım geldim. Allah razı olsun. Ben burada kalıp sana yardım edeyim. Allah razı olsun. Alın şunu, Hüseyin al. Al sargı bezlerini. Tamam. Var mı? Tamam, şöyle geçelim. Gel. Krem acını biraz hafifletir. Allah razı olsun senden. Ah be kızım. Bu yaraların acısı hafifler de bizim yüreğimizin acıları ne olacak? Ne hale düştük baksana. Buraya gelirken bir baktım. Karşımda sütçü Dimitri. Elinde meşale evleri yakıyordu. Döndü. Beni görünce kaldı öylece. Üç çocuğunu da ben doğurttum. Evine git Gülsüm teyze dedi. Gitmezsem ne olacak? Canımı mı alacaksın dedim. Eğdi başını, utandı, vazgeçti sandım. Sonra arkadan kalabalık bağırdı. Dimitri, burası Türk evi. Getir meşaleyi. Gitti. Bir ocağa daha ateş düşürdü. Cephede cenk ettik, yetmedi. Şimdi bizi birbirimize düşürüyorlar. Ama ölmeden cehenneme de gitsek... yılmayacağız, İzmir'e sahip çıkacağız Gülsüm Hanım. Şu güzel İzmir'imizin haline bak. Sokaklarda duballar tütüyor. Daha dün birbirine kardeşim diyediler, bugün birbirini vuruyor. Düşmanın kordona ayak bastığı güne lanet olsun. Bugün bugündür kan eksik olmadı sokaklardan. Kan fera da nefret en beteriymiş be Cezbi. İnsanın içine işliyor. Düşmanı kovamadıkça, büyüdükçe büyüyor. Kovamadıkça ne demek bre? Ordunun zaferinden habersiz gibi konuşur. Haberin var elbet. Ama zaferde sonra olanları gördün. E olacak tabii. Düşman bu. Tıpış tıpış gidecek değil ya. Mağlup oldukça rezilleşecek. Saçacak mikrobunu iyiden iyiye. İzmir'e nasıl geldilerse öyle de gitmeleri yakındır Allah'ın izniyle. İnşallah. Ah Helena. Şimdi kim bilir nerededir, ne yapıyordur? Eh lan, neredeymiş, ne yaparmış? Tübe tübe. Elinin köründedir. Sokağın birinde taş atardır bize, ne yapacak? Helen öyle şey yapmaz. O yapmasa kardeşi yapardır. O yapmasa komşusu yapardır. Elbet bunu yapardır. Allah Allah. Onlar öyle insanlar değilceğiz mi? Yorgo da öyle değil derdi. Duymadın mı dediklerini? Görmedin ne yaptıklarını? Ya sen Yorgo ile Helen'i bir mi tutuyorsun Allah aşkına? Aa tabii. Eyalan başka. O gökten zembille indi. Melaike kanatları var. Benim için hepsi bir arkadaşım. Hepsi bir. Bak insanı dinden imandan çıkartma Cezmi. Çıkmışım zaten çıkacağın kadar. Daha ne kadar çıkacaksın? Lafına dikkat et. Asla sen dikkat et. Hey! Yeter! İkiniz de ağzınızdan çıkan laflara dikkat edin. Eşeğine gücü yetmeyense birini de vermiş. İzmir'de defolup gitmeye Yunan'ın hıncını birbirinize çıkarmayın. Madem pek öfkelisiniz, gidin düşmana kusun öfkenizi. Kardeşinize değil. Kusura bakma Lütfü kardeşlik. Ben öyle bir köpürdüm, söyledim. Hepsini geri aldım say. Tabii tabii, ben de dalmışım zaten. Hem sırası mıydı o lafların, aşk falan? Kusura bakma. Olmaz öyle. Hadi sarılın, bir tebessüm olsun. Siz kardeşsiniz. Şöyle ya. Dikkat et, kırma kaburgaları da ha. Kıskanma, gel sen de gel. Dua edin, ben böyle tatlı tatlı konuşuyorum.
Hadi bebet olsa. Uf, valla öyle bir bağırırdı ki taverna yıkılırdı Allah canım alsın. Sade bağırmakla kalsa iyi. Valla o koca koca ellerine bir Osmanlı tokadını akşederdi. Oo, gökyüzünde yıldızları sayardık valla. Elimden asıl. Cadı rağbet istedi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yunan'ın askeri, topu tüfeği çizmesi aile memleketi bizim topraklarda basmakta. Abisi gibi kendisi de İzmir'de şehit olan Mehmet'i bize borcumuz baki. Öyle değil mi kardeşler? Ödeyeceğiz hemen Allah. Hemen Allah, ödeyeceğiz. Geçer. Bir alayım Ankara'dan çabuk ya. Ne diyorlar? Halk oylamasıyla alakalı olarak vazife yapacak birini yolluyorlarmış İzmir'e. İsmi Baytar. Baytar mı? Takma da olsa gerek bir alayım. Ne yapacakmış bu Baytar İzmir'de? Tafsilatını bizzat Baytar'ın kendisiyle konuşacakmışız. Bu halk oylamasıyla ilgili çok büyük işler başaracağına eminler. Beni benden karşılayın, İzmir'e girişini sağlayın diyorlar. Bir diplomat olabilir mi diye düşündüm. Yahut bir keskin nişancı. Tabii daha mühimi, İzmir'e girişini nasıl sağlayacağız? Oy sandıklarıyla girer. Evet. Sen onu Menemen'de karşıla, Sade Foça'ya geçeceksiniz. Ben de Baytar'ı oy sandıklarının İzmir'e gelmesiyle görevli bir arabacı gibi göstereceğim. Böylelikle rahat rahat girer İzmir'e. O sandıkları taşıyacak arabalar hiçbir kontrole takılmayacaktır, merak etmesin. Acil bir durum mu var? Çok önemli bir haber değil generalim. Olaylar kalan iki Türk mahallesini daha sarmış. Rum ahali oralarda sardı. Hangi iki Türk mahallesi bunlar? Ali Reis Mahallesi ve Hasan Hoca Sokağı. Anlaşıldı, gidebilirsin. Aziz'in evinin olduğu sokak. Benim derhal Aziz'i bulmam lazım Yakup. Yazayım ben. Sen Baytar'ı karşıla. Bir de ilaçlarımız bitmek üzere biz. Ya sana ne gidip malzeme alırız gelirse. Nasılsın canım? Hoş geldin general. Rahatsızsan bölgesinde baksınlar. Elim buraya da mı uzandı baba? Ne yapacaksın? Yaralılara bakmayı yasak mı edeceksin? Hadi bakayım şimdi ben sen, hadi. İçeriye ufak bir hastane kurmuşsun. Ne gerekiyorsa o. Silah gerekiyorsa silah, merhem gerekiyorsa merhem. Seni koruyayım derken haksızlık ettim sana. Sana burada ihtiyacı var. Sana İzmir'in de ihtiyacı var, benim de ihtiyacım. İzmir'in durumu çok fena Cevdet. İnsanlar acı çekiyor. Akın akın göç ediyorlar. Hepsi Filipos'un başının altından çıktı biliyor musun? Maksadını anladık. Şimdi mani olmaya gayret ediyoruz. Ankara bize yardımcı olmak üzere biriniyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.